Çörek otunun faydaları neler? Bitkilerle tedavi uzmanı Ömer Coşkun çörek otunun faydalarını anlatıyor. 2001 yılında biz dünyada ilk defa çörek otu ile pankreas hücrelerinin yenilendiğini gösterdik. Rejenerasyon. Daha evvel tip 1 diyabette ömür boyu insülin kullanması gerekiliyordu. Fakat çörek otunu biz farelere 2 ay verdik ve mucizeyi gördük. Pankreası mikroskopta incelediğimizde insülin üreten beta hücreleri tertemiz hale gelmişti. Oysa şeker hastası yaptığımız başka bir grup fareye çörek otu vermemiştik, hepsi diyabetliydi. Çörek otu ülsere iyi geliyor mu? Çörek otu ölümden başka her şeye devadır. Çörek otu hadisi şeriftir. Çörek otu 1400 küsur yıl önce Peygamber Efendimiz tarafından anılan ve tavsiye edilen bir bitkidir. Çörek otunu ben mide ülserinde araştırdım, bir numara. Yani siz hipoyu farelere verin, ülser oluyor. Arkadan çörek otu yağ verin, ülser tertemiz oluyor. İnanılmaz iddia. Çörek otunu felç olan farelere verdim, inanılmaz etkilerini gördüm. Şeker hastası yaptım fareleri, çörek otu muhteşem etkiliydi. Bitkilerle sağlıklı yaşamın sırlarını anlatan Ömer Coşkun'un son iddiası ise hayret verici. Çörek otu bugün kanserde dahi tedavi edici özellikte kullanılabilir. Kanser hastaları çörek otunu nasıl kullanmalı? Her bitkinin özdeşleştiği bir hücre var. Çörek otu gerçekten kanser hastalığı tedavisinde kullanılabilir mi? Yani hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Sırrı bu. 2005 yılına kadar ben obez bir insandım. Şişman bir insandım. İtiraf ediyorum. Fakat oturdum çörek otunu araştırdım. Zayıflatıcı özelliği var. Çörek otunun yağ yakıcı özelliği var. Tabii ki birçok bitkinin var. Kimyonun var mesela. Biberde zayıflatıcı özellik var. Biber, kimyon ve biber, çörek otu. Bu üçünün özellikle yağ yakıcı özelliğini, İnanılmaz. Metabolizmayı da hızlandırıyor değil mi bunlar? İnanılmaz faydalı. Kilo vermekte. Fakat nasıl kullanacaksınız? En kritik soru bu. Çörek otunu siz tok karnına alırsanız kesinlikle kilo veremezsiniz. Üstüne bir de kilo alırsınız. Şifresi bu işin aç kullanılmasıdır. Çünkü aç alındığında mideden emilmeye başlıyor, kana karışıyor, yağ yakıcı özelliği ne var. Ne kadar alacaklar? 70 kilo bir insana gerekli olan bir tatlı kaşığıdır. Sabahları mı? Sabah, öğlen, akşam fark etmez. Herhangi bir öğünde. Herhangi günde bir kez mi? Günde bir kez. Evet. Burada önemli olan çörek otunu ya çiğnemektir, ya havanda dövmektir, ya öğütmektir. Ama çörek otunu öğütüp bir ay işte saklamaya çalışırsanız faydası olmaz. Direkt yutsa? Direkt yuttuğunuzda yine faydası olur. Evet, çiğneyecek veyahut da ezecek. Havanda dövecek şöyle. Çünkü o dışındaki sert kabuğu içindeki maddelerin kana karışmasına, bağırsaktan emilmesine engel oluyor. Yemeğe katıldığında sonuç biraz azalır mı? Etkisi azalır mı? Yeme pişirirken katmayacaklar. Çörek otunun içinde asıl faydalı olan maddeler uçucu yağlardır. Yemeğin içinde fokurdadıkça ya da hani halkımız pidelerin üstüne koyuyor ya güzelce. Onun hiç faydası yok. Yani pidenin üstünde çörek otu kullanılmaz. En güzeli yemek piştikten sonra içine katılmaz. Peki şimdi sizden bir izle rica ediyoruz. Evet, söz vermiştik kilo verme ile ilgili kür alacaktık Ömer Bey'den. Hemen alalım. Sabah kalktılar. Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi koysunlar, afiyetle içsinler. Kahvaltıya başlamadan önce bir tatlı kaşığı çörek otunu havanda dövebilirler. Çiğneyip yutabilirler. Aç olacak. Aç karnına kullansınlar. Kahvaltıda mümkün olduğu kadar ekmeği azaltıp yerine cevizi geçirsinler. Hem omega 3 alacaklar, hem gümüş iyonu alacaklar, hem lif alacaklar. Ceviz ekmek yerine geçebilecek en güzel gıdadır. Ya kahvaltıda bir çorba yapsınlar, ya akşam bir çorba yapsınlar. Çorbanın içine koyacakları bir çay kaşığı biberiye, mürver çiçeği, ayda 6 ay içinde evet. 30 kilo kadar verebilir. Kilo almak için de ben de söyledim az önce. Vitamin desteği, omega 3 yani balık yağı tabletleri ve özellikle çinko iştahı açar. Yemek istemeyenler bunları kullanırlarsa kısa sürede kilo alacaklardır inşallah. Evet, kalan konular için de önümüzdeki haftalarda müsait oldukları da tekrar davet edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar karşınızda olacağız. Güzel bir gün diliyoruz.
siyah pırlanta diyorum ben buna. Bu da çok güzel kokuyor valla. Bu da güzel kokar ama en büyük faydası ölümden başka her şeye deva diye geçer bazı kitaplarda. O kadar faydalıdır ki hücre sağlığı için. O kadar iddialı bir şey yani. Bu kadar iddialı bir şey. Günde bir tatlı kaşığı öneriyorum. Yaz, kış. Bunun mevsimi yok. Tarçın da öyle, çörek otu da öyle. Dört mevsimlik baharattır. Her zaman mutlaka sofranızda tuz, biber, pul biber ve çörek otu mutlaka olsun. Bir tatlı kaşığını hedef koyun. Nereye koyacağız çörek otunu? Poğaçaların üstüne değil sadece. Salatalarımızın üstüne, yoğurdun üstüne, çorbanın üstüne. Ama özellikle benim önerim lor peynirini mutlaka karıştırın ve salatalarınıza muhakkak lütfen ekleyin. Ve günde bir tatlı kaşığı yeme bizim genel ilkemiz olsun. Yaz, kış, dört mevsim diyelim. Peki. Çörek otu tohum. Amerika Birleşik Devletleri'nde çörek otu tohum ile ilgili çok yoğun klinik araştırmalar yapıldı. Yapılan klinik araştırmalarda alerji dahi önleyici özellik tespit edildi. Nasıl oluyor da alerji iyileştiriyor diyeceksiniz. Bunun birleşiminde nigelon denen bir madde var. Nigelon aynı kortizon gibi etki yapıyor. Fakat kortizon yani sentetik kortizon gibi yan tesiri yok. Kortizon ne yapar? Günümüzde birçok hastaya, alerjik hastalıklara, özellikle de besin alerjisi, polen alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kronik ürtiker, sedef hastalığı, seborrojik eksem, ulceratif kolit, korib, morbus kuron, behçet. Yani hangi hastaya kortizon ve antihistamin ilaç verilmiyor ki? Ne yapar? Kortizon bir, derinin incelmesine sebep olur. İki, kemik erimesine sebep olur. Üç, pankreası tahrip eder, şeker hastalığına sebep olur. Dört, böbreklerin tahribata sebep olur. Böbrekler kronik böbrek yetmezliğine, iflasa sebep olur. Beş, beyin gider.